Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model çalışması yapacağız. Şöyle bakın modelimize üç boyutlu örmesi son derece kolay, güzel bir çalışma. Uygun renklerle, her bir renkle farklı farklı güzel durmakta bu modelimiz. Bu modelle. Erkek örgüleri, bayan örgüleri ve bebek örgüleri yapabiliriz. Hepsinde kullanabilecek çok hoş bir örgü. Dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Hangi alanda kullanacaksanız o alana uygun iplerle modelimizi çalışabilirsiniz. Ben 3 numara şişimi kullanarak modelimi. Kurdum. E, modelimizin kurmadan öncesinde şu şekilde bir de anlatımını yapmak istiyorum. İki ve katlarıyla çalıştık. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz şeklinde modelimizi hazırladık. Zeminimizi hazırladıktan sonra gördüğünüz şu minik ayrıntımızı çalıştık. Bu ayrıntı sadece 3 sırada tamamlanmakta. Şu ayrıntı gördüğümüz bu boyutu veren kabartılı boyutumuz 3 sırada tamamlanıyor. Sonrasında arada bir de bir ters ve düzümüz var. Gayet kolay bir çalışma. Evet, ön açıklamamızı yaptıktan sonra ipleriniz ve siz hazırsanız hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için ben minik bir parça ördüm. 3 diş haroşa ördüm. Sizler lastiği dilediğiniz şekliyle örebilirsiniz. Bir ters bir düz örebilirsiniz. Bu modele iki ters iki düz çok güzel olmakta. Bir bütün halinde devam etmekte. Zaten modelimizde iki ters iki düzle kurulacağı için iki ters iki düz lastikler gayet güzel olmakta ama Tabi diğer her türlü farklı lastik ile de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Şimdi burada ben 16 tane ilmeğimi aldım. Çift sayı olduktan sonra hiç önemli değil kaç alırsak. Evet şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Bir tane şöyle boş ilmeğimi aldım. Bir boş ilmeğimi aldıktan sonra iki tane ters örüyorum. 2 ters. İki tane düz. Sonrasında iki ters, iki düz devam ediyoruz. İki ters, iki düz. Örgümüzün burası. Şöyle ipimizi de sol elimden tarafta görüyorsunuz. düz yönünden başladık. İki ters, iki düz. Sona kadar gelelim. Son üç tane ilmeğim kaldı. İki düzümü ördüm. Sıra iki ters de, iki ters. Ve son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kenarımız düzgün çalışma olsun diye. Şöyle düzgün şekilde. Evet, şimdi örgümün arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi örüyorum. Hiç işlem yapmıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane düzümü görüyorum. Diğer tarafta ters olarak örmüştüm. İki düzüm örüyorum. İki tersimi gördüm. İki düzüm. Tersleri görüyorum. Modelimizi ilk kurarken bu şekilde biraz boyunu kaldıracağız. Düz yerimi örüyorum. Yine ters. Düzümü ördüm. iki tane en son ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün üçüncüs ve e, düz yöndeyiz. Üçüncü sırası ve düz yön. Yine gördüğümüz şeklinde örüyoruz. Üçüncü sıraydı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki terslerimi görüyorum. Hemen terslerimi örüyorum. İki düzlerimi örüyorum. Eğer lastiği iki düz örecekseniz bu şekilde birbiri üzerine devam ettirerek ilerleyebilirsiniz. Ders yerimi, düz yerimi örüyorum. Buralar düz örgülerimiz zaten. Son 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ama önce şöyle görelim ne yaptığımızı. Arkayı çevirdim. Gördüğüm şekliyle örgümün dördüncü ve arka yönünden sırasını tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi ters örüyorum. 4 sıra örmüş olduk. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve şöyle yaptığımız işlemimize bakalım. Evet örgümün ön yüzü. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tersimi örüyorum. Düzlerimin kenarlarında işlem yapıyorum. Hem öndeki düzüm hem de sondaki düzüm. Buradaki ilmeğimi örmeden önce bakın. Ters ilmeğimle düz ilmeğim arasındaki şu bölümler var. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü sıranın altına giriyorum. Şöyle açayım. Güzel görmeniz için rahat edin. Birinci aralığa değil, ikinci aralığa değil, üçüncü aralığa giriyorum. Önden giriyorum. İpimi alıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu üç boyutu bu ilmeğimi sağlıyor. Bakın bir tane ilmek çıkardım. Sonrasında iki düzümü örüyorum. İki düzümü ördükten sonra ikinci düz ilmeğimizin yanından yine şuradaki boşluğun üçüncüsünden baştaki gibi bir ilmek daha çıkarıyorum. Birinci boşluk, ikinci boşluk, üçüncü boşluğa giriyorum bir tane ilmek çıkarıyorum ve burada sanki dört tane ilmeğimiz olmuş oluyor şimdi iki tersimi örüyorum ipimi şöyle öne alıyorum ters tabi farklı da alıyorsunuzsa farklı örebilirsiniz iki tersimizi örelim yine düzlerime geldim düzümü örmeden önce yandan şuradaki gibi ilmeğimi çıkarıyorum sayıyorum birinci boşluk ikinci boşluk üçüncü boşluğa giriyorum önden şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Sonrasında iki düzümü örüyorum. Bir ve iki. İkinci düzden sonra yine birinci boşluğu atlıyorum ikinci boşluğu atlıyorum üçüncü boşluğa giriyorum ilmeğimi uzatıyorum ve sonrasında iki tersimi örüyorum bir ve iki yine iki düzüme geldim birinci boşluğu atlıyorum ikinci atlıyorum üçüncü girerek ilmeğimi uzatıyorum Sonrasında iki düzümü örüyorum. Yeniden bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye giriyorum. Uzatıyorum. Son üç ilmeğimi ters olarak örüyorum ve modelimin ilk kurulumunu bu şekilde yapmış oluyoruz. Bakın. Arkaya çevirelim. Arkada ise şöyle önce iki düzümü örüyorum bir boşaldım iki tane düz şimdi diğer tarafta aradan çıkardığımız ilmeği şişime şöyle örmeden geçiriyorum örmedim ve diğer yönde düz ördüğümüz iki ilmeğimi ters örüyorum bu yönde gördüğüm gibi uzattığım ilmeğimi yine şöyle ipimi arkaya alıyorum örmeden şişime takıyorum bunlar uzun uzun örmeden şişimizde arka yönden takılmış oluyorlar sonra diğer tarafta ters ördüm bu yönde düz olan ilmeklerimi örüyorum. Sonra uzattığım ilmeği almak için yeni ipimi arkaya alıyorum. Şöyle takıyorum örmeden. Diğer tarafta düz olan ilmeklerim bu yönde ters iki ters örüyorum. Tekrar ipimi şöyle alıyorum. Örmeden ilmeğimi şişime geçiriyorum. Tekrar ipi öne alıyorum. İki düzümü örüyorum. Tabi alma yönleriniz farklıysa bu öne alıyorum. Arkaya alıyorum kısmı önemli değil. Ters ve düzümüzü örelim. Tekrar ipim arkada. Şöyle uzattığım ilmeği alıyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters, tekrar uzattığım ilmeği alıyorum ve son ilmeklerimi iki örüyorum. Düz. En son ilmeğimi ben ters olarak örüyorum ve örgümüzün arka sırasını tamamladık. Yeniden ön yüz için çeviriyorum. Bakın bütün işlemimiz burada Yapılıp tamamlanacak. Tek püf noktanın olduğu bölüm, bu bölüm, burayı dikkatlice yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı olmadan bu modelimizi gayet güzel kullanacaksınız ve öreceksiniz zevkle. Burası da çok rahat, yani hiçbir şekilde zorluğu olmayan bir çalışma. Hemen yaptığımız zaman modelimizin ne kadar basit bir çalışma olduğunu göreceksiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tersimi yine örüyorum. İki derslerimizi hep örüyoruz modelimiz bitene kadar. Evet, şimdi uzattığımız, bakın iki ilmeğimizin bir sağdan bir solundan aldık. Burada sanki dört tane ilmeğimiz oldu. Bu dört ilmeğimizi biz yeniden iki ilmeği düşüreceğiz. Ama bu düşürme işlemini şu şekilde yapacağız. Önce buradan örgümün örgü yönünden giriyorum. Dördünü de aldım, bakınız. Düz örer gibi öreceğim. Düz ya burası hiç bozmuyoruz. İki tersimi ördüm. Dördüne de toplam bakın. Uzattım ve ortadaki iki ve sondaki uzattım. Hepsini alıyorum. Düz örüyorum ama şişimden çıkarmıyorum. Bakın şişimde tutuyorum. Sonrasında şöyle ilmeğimi biraz rahatlatıyorum. Bu kez sol taraftan giriyorum. Hem sağdan hem sol. Dördüne de alıyorum. Bakın buradan girdim. Şöyle üzerine ipimi alıp geçiriyorum aldım. Düz örüyorum. Ve geçirdim. şu ipimi ben yarımladım. Kamera altına tuttuğum için alanım biraz tabii ki dar olmakta. Evet, şöyle çıkarıyorum. Bakın bu kadar kolay. Araya iki tersimi tekrar örüyorum. Terslerde işlemimiz yok. 4 ilmeğin dördünü de düz örüyorum. Şişimden kesinlikle çıkarmıyorum. Onu özellikle hatırlatıyorum. Şişimden çıkarmıyorum solundan giriyorum üstten şöyle aldığım zaman tabi siz alma yönünüze göre ayarlayın alttan ya da üstten alışınızı şu şekilde geçiriyorum yani iki tane düzümüz yine oluyor bakın ne kadar güzel oldu daha da güzelleşecek son kez yapalım kesinlikle şişimizden çıkarmıyoruz dördünü alıyorum arkadan giriyorum ipimi şöyle ben üstten alıyorum geçiriyorum şöyle ilmeğimi düz örgüyle ve sonrasında bütün ilmeklerimi ters örüyorum Evet görelim bakın şimdi arkadan şu şekilde örüyoruz yine düz gördüklerimizi düz bakın toparladığımızı yine 2 ters. 2 düz. 2 ters. Düz. Gördüğüm şekliyle örüp tamamlıyorum. En son ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünde yine iki ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak örüyorum. Yine uzatmalar için zeminimi hazırlıyorum. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. Ve iki tane ters, 2 düz, ters sırayı tamamlayalım. Ön yüzden sıramızı tamamladım. Şimdi arkayı çeviriyorum. Arkada da gördüğüm gibi örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden iki düz, iki ters tamamlayalım. Üç sıra ördük bakınız. Çok beğeneceksiniz. Çok da güzel duracak bir çalışma. Evet şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve yine şurada yapmış olduğumuz gibi uzatma çalışmamıza başlıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tersimi ördüm ve sayıyorum. Birinci boşluk, ikinci boşluk, üçüncü boşluk. Bakın şurası. Üçüncü boşluğa giriyorum. Uzatıyorum. İki düzümü örüyorum. Ve sayıyorum. Birinci boşluk, ikinci boşluk, üçüncü boşluğa giriyorum. Tekrar iki ters örüyorum. Ve bu şekilde modelimizi kurarak ilerletiyoruz. Şuradaki önce sağdan sonra soldan aynı anda alıp yani şişimizden çıkarmadan önce sağı düz örüyoruz sonra solu düz örüyoruz ve daha sonra modelimiz bu şekilde üst üste diziliyor şöyle görelim bakınız üst üste gayet güzel bir görünüm oluyor her ipte farklılık ve güzellikte durmakta Evet Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Modelimizi bu şekilde tamamladık. Zaten yine aynı şekilde toplayacağız. Eğer yanıldığınız herhangi bir bölüm olursa şu ilmek aldığımız yere tekrar sararak oradan itibaren bütün tekrarlara bakarsınız. Arkasına toparlanmasına. Daha fazla da modelimizi uzatıp sizleri de yormayalım. Evet tekrar teşekkür ediyorum. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.